Bak bir daha söylüyorum. 10 yıla Türkiye bölgede en büyük devlet oluyor. İttihat-ı İslam oluşacak, Türkistan Birliği oluşacak. O gönlü rahat olsun. İki millet. Nasıl oluyor bu iki millet? Benim kız arkadaşlarım çoğu Kürt. Kardeşlerimin çoğu Kürt. Bizim arkadaş grubumun en az %30'u Kürttü. Biz böyle bir şeyin farkında değiliz. Fatih Altaylı nereden çıkartmış bunu ben anlamadım. Çok fazla Laz kardeşim var, Karadeniz'de kardeşim var. Gayet de neşeliler, çok candanlar. Aklımızın ucundan bile geçmiyor. Biz elhamdülillah ümmeti Muhammed'in kardeşleriyiz. Türk evladıyız, Türkiye'de yaşıyoruz. Hiçbir şekilde de bir derdimiz yok. Küçülme derdinde de değiliz, büyüme derdindeyiz. İttihat-ı İslam'ı hedefliyoruz. Dolayısıyla Güneydoğu'daki canlarımızı, koç yiğitlerimizi, güzel ahlaklı, muhterem insanları komünizmin pençesine biz teslim etmeyiz. Alabildiğine özgür olacaklar. Mardin'den çıkacak, Tahran'a gidecek. Mardin'den çıkacak, Kahire'ye gidecek. Mardin'den çıkacak, İstanbul'a gelecek. Kuşlar gibi özgür olacaklar. Komünizmin pençesi de kırılacak. Üstlerindeki komünist baskıyı da tamamen kaldıracağız. Yani onlar delilik yapıp netice alacaklarını zannediyorlar. Deli akıllıyı gördün mü sopasını saklarmış derler. İnşallah. Öyle bir şey yapamazlar. Boş yere artistlik yapıyorlar. Benim orada dedelerim var, annelerim var, kız kardeşlerim var. Komünist pençesine onları teslim etmeyiz. Zamanında muazzam bir propaganda yapmışlar. Komünizm yayılmış. Evet. Antikomünist bilimsel çalışma konuyu kökünden halledecektir. Daha hızlanalım, daha gayret içinde olalım ama en çok sevginin üstünde duralım. Allah korkusu, Allah sevgisi ve sevginin bizzat uygulaması üstünde duralım. Polislerimiz Güneydoğu kardeşlerimizi sevsin. Askerlerimiz sevsin. Doktorlarımız sevsin. Kardeş olalım. Hep birbirimize yani millet olarak sevmemiz çok önemli. Fenerbahçeli oluyor. Beşiktaşlıyı görüyor. Ya Galatasaraylı görüyor. Elinde kılıçla yani dönerci bıçağıyla kovalıyor sokak aralarında bazı kişiler. Kıyasıya, öldüresiye dövüyorlar. Galatasaraylı diye, Fenerbahçeli diye, Beşiktaşlı diye. Bu sevgisizlikten kaynaklanıyor. Çünkü nefret için bahane arıyor. Bahane de ayağına geliyor. Ne alaka kardeşim? Hepsi nur gibi kardeşlerimiz. Fenerbahçeliler koç yiğittir. Beşiktaşlılar koç yiğittir. Hepsi delikanlıdır. Galatasaraylılar koç yiğittir. Hepsi koç yiğitin de ötesinde muhterem, mübarek insanlar. Hepsi dinamik, canlı. Efendim, Türk ruhunu, Müslüman ruhunu çok güzel yaşayan insanlardır. Hiçbir iş, aşamayacağımız hiçbir engel yok demiş. Birlikte olmayla değil, imanla yapacağız. Evet. Allah aşkıyla yapacağız. İnşallah. Birlikte olma. Çin de birlikte, Avrupa da birlikte batıyorlar. Sırf birlikte olmak imanla. İnşallah. Millet imanlı. Milletimiz sağlam. Dolayısıyla dünyanın merkeziyiz inşallah. İnşallah bahsediyor olabilirler mi? Kardeşim biz şeffaflıktan yanayız. Biz yani baskıdan yana değil sen. Muhtemelen fezlekeleri kastediyor olabilir bu Ha. bakanlarla ilgili. Ya biz alabildiğine şeffaf, alabildiğine halkı bilgilendiren, halkın da alabildiğine özgür olduğu bir Türkiye istiyoruz. Yani internet istediği gibi geçsin, konuşsun, istediğini anlatsın. Yani ben hükümetin o tavırlarına taraftar değilim. Ama yıkıcı internette hakaret amiz yazılar, konuşma, bunları kaldırıyorlar. O güzel o. O senin deliğine. Sana küfretseler ister misin? İşte süratle kaldıracaklar. Eskiden haftalarca duruyordu çarşaf çarşaf. Mahkeme kararıyla o Atalan Üsküdar geçiyor. Adam zaten hakaret etmiş diyor. Kalksan olur, kalkmasan olur. Şimdi de süratle yapacağız ama yine de o sürat yeter değil. Aslında en fazla yarım saat, bir saatte kalkması lazım.
Değil mi? Mesela bakacak yetkili, diyeceksin ki internetten bana şu adam kötü söz söylüyor. Bakacak ilgili kişi, evet, tak düğmeye basıp kapatacak. O kadar. Süratle. Yani yıldırım hızıyla olması lazım. Ama şimdi o şu an öyle bir şey yok. E doğru söylüyoruz. Alelade adli vaka kardeşim, hükümetini ilgilendirir bu. Bunun isterse 100 misli olsun, ne alakası var ya? Hükümeti niye bağlasın? Sen icraatını mükemmel yapıyor musun? Türkiye'yi zenginleştiriyor musun? Anarşiyi durdurmuş musun? PKK'yı durdurmuş musun? Millet ona bakar. Ya kardeşim, anarşi durmuş mu? Bir. PKK olayı sükût bulmuş. İki. Ekonomi şahlanmış. Üç. Maneviyata destek mükemmel. Sol, sağ, herkese şefkatli. Alevi kardeşlerimize kucak açmış. İslam alemine karşı sevgi dolu. Bak Suriye'deki o canlara, evet, 700 bin kişiyi buldu neredeyse. En güzel şekilde bakmaya gayret ediyorlar ya. Bu ekonomik kriz ortamında. Neredeyse 1 milyon kişi. Böyle bir hükümeti niye gönderelim kardeş? Ya öyle bir şey olmaz. Tabii öyle bir şey olmaz. Mümkün değil. Ya kardeşim şimdi yok kabul etmesi diye bir konu olmaz. Yani her şey şeffaf olması lazım. Hatta keşke böyle bir sistem legal olarak olsa. Kanunların olsa, herkesin, yani değil mi? Alenen dinlenseler yani. Evet. Alenen izlenseler ve alenen herkesin mal varlığı falan da belli olsa. Yani gizli saklı bir şey kalmasa. Evet. Yani bence bunda bir şey yok. Gayrimeşru olması ayrı mesele ama yani her ülkede Allah ortaya çıkartıyor, Allah bir şeyleri ortaya koyuyor. Yani gizliliğin olmaması, şeffaflığın olması çok güzel bir şey ya. Biz mesela adamı bilmiyoruz, bilelim. Varsa hatası düzeltsin kardeşim. Yani niye gizli kalsın? Niye hasta kalsın adam? Yani biz bilip intikam alalım, kinlenelim demiyoruz ki. Bilelim, öğrenelim, halini düzelsin. Mesela bakıyoruz. Dine bakışı zayıf birisinin. Biz nefret etmeyiz. Yani hata yapıyor mesela dini konuda. Pervasız, yakışıksız, uygun olmayan bir üslup kullanıyor. Biz dinsizliğin kenara atmayız bu insanı. Eğitiriz ya, yani yazık, günah, böyle olmaz. Bunu düzelt, üslubunu düzelt, Allah'tan korkunu artır, güçlendir deriz. Yani mesela şuna buna tenezzül etme, sen Allah'ın rızasına önem ver. Allah ne der, önem ver. Baki olan, geçici olan, sıradan insanları Allah'a tercih etme. Allah her şeyin üstündedir. Allah her zaman kalır ama baki insanlar gider. Zavallıdır insanlar. İnsanın hatırı için hakkın hatırını incitme deriz. Bilelim ki hastalığını tedavi edelim. Yani tabii kötü bir şey gibi görünüyor ama hayır yönü de açık görülüyor bunun. Yani adam mesela gizlice bir şeyler yaptıysa onu düzeltmesini sağlıyor. Bu başka türlü, devam eder öbür türlü. Yani gizli olan bir şey olmasın. Her şey şeffaflaşsın, anlaşılsın. Ha bundan hükümet götürme işi, bu olmaz. Yani bu darbe, marbe falan diyorlar ya böyle. Yani bundan hükümet gitmesi, ya gidecek konumda olsa bile götürtmeyiz. Yani hakikaten gitmesi gerekecek bir durum ortaya çıksa dahi götürtmeyiz. Yani çünkü çok gıcık bir durum olmuş oluyor bu. O zaman yani muhalefete falan gerek yok. Bütün mesele bu sanatı icra etmekte oluyor yani. Bu sanatı iyi icra edersen hükümeti götürüyorsun. Seçime falan gerek yok aslında. Seçim ikinci derecene kalmış oluyor. Seçim hikaye. Asıl bu yönden götürürsün. Ya böyle bir moda olmaz. Böyle bir mantığı kabul etmeyiz. Velev ki bak hükümeti götürecek bilgi dahi olmuş olsa dahi gene olmaz. Ya öyle bir şey olsa bile tam aksine, zıttına devam etmesi gerekir yani. O böyle bir adeti başlatamayız, kabul edemeyiz. Ama gizli saklı da bir şey olmasın kardeşim, bilinsin. Yani şeffaflığa şeffaflık katalım. Daha da şeffaf olsun her şey.
gizli saklı bir şey olmaz. Ama benim gördüğüm Tayyip Hocam'ın bizzat şahsının anormal bir yönü yok. Evet. Ama çevresindeki bazı insanlarda hakikaten bir acayiplik var gibi görünüyor. Kardeşim buna mecbur değil ki, bunlar çok nezaketle desinler ki arkadaş biz de Sayın Başbakanım müstahade etsin. Biz AK Parti'den de ayrılalım. Hani sempati duyalım yani, dışarıdan şey yapalım da yani bir o tarzda bir titremiz, bir etiketimiz kalmasın. Biz hepsinden ayrılıyoruz desinler. Yani AK Parti ile atları anılmasın. Yazık günah ya Başbakan, baksana kaç aydan beri, kaç her Allah'ın günü evet. Çırpınıyor adeta. Yani bir insanın takatinin üstünde bu ya. Bu kadar bunaltmak yani bu. Ya her şey üstüne böyle, ben böyle sistem görmedim.